ve bu ülkenin çok önemli bir başka aydını, bir filozofu vardı. İnanın belki Mısır'da ya da eski Yunan'da doğsaydı filozoftu. Nesimi Çimen. Yaktılar onu. Ve onun oğlu Mazlum Çimen karşımızda. Mazlum merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Selçuk Balcı'yla stüdyodayız. Seni selamlıyoruz. Sen herhalde pozisyon, evet. Bunlar canlı yayında. Hep olacak. Olacak böyle. Korona günlerinde işte Skype bağlantılarıyla Türkiye'nin o güzel isimlerini sizin evinize getiriyoruz. Ve tekrar karşımızda Mazlum Çimen. Evet. Valla Serhan'cığım o kadar güzel akıyor ki program ve konuklar çok etkileyici. Öncelikle Ayşe ablaya saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Zülfü abiye saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Yılmaz'ı gördüm uzun zaman sonra. Burada da görmüş olsak yine iyi geldi. Yine güzel bir şiirle karşıladı beni. Güzel oldu. Sevindim yani. Selamlarını ilettim. Bu arada üzüntümü de Oruç Aroba, üzüntümü dile getirmeliyim. Gerçekten çok tuhaf oluyor insanlar değerleri yitirdiğince, yani tuhaf oluyorum. Ve hemen aklıma da şey de geliyor. Bugün ölüm orucunda olan avukatların da 150. günü. Yani o da başka bir acı, o da başka bir hüzün, o da başka bir sorun. Yani konuşuruz neyse. Evet. Şimdi bugün Yaşar Kemal'i konuşuyoruz. Yaşar Kemal'le Nesimi Çimen'in başka bir dostluğu var değil mi? Onlar ayrıydı ve Nesimi Çimen'in hayatına dokunan en önemli adam diyebiliriz değil mi? İstanbul'a geliş hikayesiyle başlayalım bence. Kesinlikle, çünkü Yaşar dayıyla babamın dostluğu, Zülfü abinin inanılmaz kıskanılan bir dostluğu var Yaşar dayıyla Zülfü abinin, ama babamla Yaşar dayının dostluğu biraz şey, yani mahalle, köy, sokak ilişkisi, yani şöyle anlatayım, yani biraz daha varoş bir ilişki o. Yani gençlikten beri beraberler. Kadirli'de tanışıyorlar, oradan biliyorlar. Zaten şöyle bir kesin net bir final dokunuşu var. O da şu, çünkü Yaşar dayı olmasa şu anda ben seninle ya da sizlerle burada konuşuyor olmazdım. Çünkü bizim İstanbul'a gelmemize sebep, yani getiren Yaşar Kemal. Zaten Yaşar dayı getiriyor. Yani babam Almanya'ya gitmek istiyor. Kadir de diyor ki Yaşar dayı, ya benim Almanya'ya gitmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. İstanbul'a gideceğim. Beni İstanbul'a götür. İşte bana yardımcı ol diye. İstanbul'a geliyor. Yaşar dayıyla buluşuyorlar. Burada bronşiti olduğu için nefes darlığından dolayı muayenede geçemiyor. O muayene sonuçlarını olumsuz karşılanıyor ve gidemiyor. Gidemeyince de diyor ki Yaşar dayı, diyor ki Yaşar dayı onun bir lakabı vardı, bir tabii ismi vardı, öyle söylerdi. Tek lamba derdi Yaşar dayı. Diyor ki tek lamba, ben geri dönemem artık Kadir'le. Yani orada kalmam. Dilber'i de çocukları da alıp buraya gelmek lazım diyor. Sonra bir plan yapıyorlar. Beraber İstanbul'a getiriyorlar bizi, bütün aileyi. Yani bizim İstanbul'a gelişimizin sebebidir, temelidir. Ve babamı da zaten gelir gelmez kalacak yer olmadığı için Behçet Kemal Çağlar sanıyorum. Behçet babanın evine götürüp bırakıyor. Diyor biraz burada kalsın diyor. Öyle gelişiyor. Yani bir anda oradan sonra işte ben şu anda burada size görüşüyorum. Bunun temelini atan Yaşar Kemal'dir. Yani Türkiye'deki aydın yazar, çizer, sol, tanlas nasıl adlandırırsanız ilk tanıdığı, yani ilk buluştuğu insan Yaşar Kemal bu konumda. Şey, peki İstanbul'da bir yerde yemek yiyor Yaşar Kemal. O anıya geleceğim ama şimdi babanın dostluk üzerine yazdığı ve söylediği çok güzel türkülerden bahsediyor izleyiciler. Ruhumda sızıyı söyleyenler var. Yani Ah Mahzuni'yi söyleyenler var. Şifa istemem balımdanı söyle. Bir tane bir Nesimi'yle başlayalım. Ondan sonra bir Ruhi Su'ya da bir selam göndereceğiz değil mi? Tabii ki Ruhi Baba. Yani Ruhi Baba'nın da şöyle bir izi var bende. İz değil yani hayatımda. İz değil, çizdi her tarafım herhalde. Çünkü çocukluğum, yani Yaşar dayı da, Ruhi Baba da benim çocukluğum. Hatta benim o Atatürk arabaları derdik biz, böyle küçük demirden arabalar eczanelerde bulunurdu. Her yerde yoktu öyle. Ne? Benim ilk o arabayı alan Ruhi Baba'ydı. Bir de benim sahne olarak, yani sahneye çıkışım ilk 68-69 herhalde. 10-11 yaşlarındayım.
Maçka Taşlık Gazinosu şey Taşlık Gazinosu Maçka Taşkışla Üniversitesi İTÜ'nün binası var orada. Oranın C amfisiydi sanıyorum. O C amfisinde Yaşar şey Ruhi Baba'nın konseri vardı. Biz de gitmiştik babamla. Gel buraya masum dedi ve beni sahneye çıkardı. Ben ilk defa insanlara bağlama çalıp türkü söyledim. Heyecandan gibi yani hiç çok hatırlıyorum onu yani sonra çok mutlu olmuştu, beğenmişti ve oradan da Apik diye bir işkembeci vardı Kasımpaşa taraflarında orada bir yerde, oraya götürmüş beni. Benim ilk defa da içtiğim işkembedir yani. Ruhi Baba böyle bir yanı var bizde, bizim ailemizin evin insanıydı, abisiydi, büyüdü. Ilgın da birazdan katılacak, onu öğrendim, çok sevindim, Ilgın'ı da özledim. Ilgın da çocukluk arkadaşım zaten yani. Evet. Babamdan bir şey mi söylemek gerekiyor? Evet, çünkü hangisi? Ruhumda sızı mı olur? Hangisi gelecek? Yok, ben başka bir şey söyleyeyim o zaman. Çünkü bir bileşkeni var babamın. Bu daha anlamlı geliyor bana. Evet, kardeşliği anlatan, bu dönemi de çok güzel özetleyen, ihtiyacımız olan o dostluk dayanışmaya evet, güzel bir selam oldu. Ve bunu 68'de yazmış. Nesimi Çimen 68'de yazmış bunu. Nesimi Çimen'le Yaşar Kemal bir yemekte karşılaşıyorlar. Yaşar Kemal'in yabancı konukları var. Söz Mazlum Çimen'e. Ya o... Anadolu Hisarı'nda iskelenin yanında bir kale restoran diye bir yer vardı. Oraya giderlerdi bazen arada bir. Biz de Ali Yaşar vardı. Canım benim ya, Ali abi, avukat Ali Yaşar. Ali abi ben babam eve çıkıyoruz ve bir anda oradaki garsonlardan birisi geldi. Dedi ki Nesim abi dedi. Yaşar Kemal burada seni çağırıyor. Babamdan bahsederken bizim Nesim'i de burada oturuyor diye söylemiş. Garsonlar da duymuş, Nesim abi de dışarıda zatendi. Biz de gittik oraya. Böyle yabancı basın mensupları vardı, yani gazeteciler vardı, bir arkadaşları vardı birileri. Sohbet falan ve sarılır öpüştüler, muhabbet falan, belini öptük biz de oturduk falan. Şu derken Yaşar dayı da onu ben komünistim diyor arada bir böyle. Babam bir an dedi ki, dedi ya Yaşar tek lamba, Allah aşkına dinin iman hakkı şimdi, sen gerçekten komünist misin? Dedi ki la dedi bütün dünyaya bunu inandırdım anlatımda, bu Allah'ın palasını anlatamıyorum ben bunu. Dedi ki deklama beni inandır dünya inanır. Oradan öyle bir ayrılık çıktım. Evet. Ama Yaşar dayın bizde inanılmaz emekleri var. Onun dışında anılarda mesela Yaşar Kemal dediği zaman bizim evde mutlaka hemen içli köfte pişerdi. Yani Dilber mutlaka içli köfte yapardı ve bir de tavuk pişirirdi mutlaka. Çünkü eve geldiğinde mutlaka bir tavuk kesilir. O tavuk mutlaka kesilmeli ve yenmeli çünkü Dilber'le Yaşar dayının, yani annemle Yaşar dayının inanılmaz çekişmeli bir lades oyunları vardı. Yani tavuğun bir kemiği vardır, lades kemiği. Lades çekişirlerdi. Yıllarca sürdü bu. Yani bir de her lades o gün bitmezdi. Aylarca sürdü. Bir daha geldiğinde o aklımda diyor, o aklımda diyor, kim kimi yutarsa diye. Ama hep kazanan Dilber oldu. Hiç kaybetmedi. Böyle bir şeydir yani. Benim mesela askerdeyken Antalya'da hiç bilgimiz dışında annemle telefon etmiş bir herhalde, bir ihtiyacım var falan diye konuşmuş herhalde. Antalya taraflarındaydı sanıyorum ki ziyaretime geldi askeri. Nizami dediler ki ziyaretim var. Bir gittim Yaşar dayı. Ama şöyle bir şey oldu. Ben askerde bahçıvanlık yapıyordum. Bana 13 dönüm 12 dönüm bir arazi zimmetlemişlerdi. Orayı sürüyorsun devamlı. Çok da tehlikeli bir görev çünkü güneşin altında çim ve altı kum, devamlı suluyorsunuz ve onun sararmaması lazım. İmanın gevriği insan o güneşte. Yaşar dayı geldi, komutanlar geldi, sohbetler falan filan derken. Daha sonra beni Nizamiye'den bir daha çağırdılar. Dediler ki sen artık kampın eğlence sorumlusun ve Nizamiye'den sorumlusun. Ben bir anda terfi ettim ondan sonra. Yani Yaşar dayının... Öyle büyük bir torpil doldu bana. Peki. Aslında çok onur duyduğum bir şey oldu. Mesela onun bebek hikayesini Oytun Turfanlı tarafından koreografisi yapıldı. Bale yapılmıştı. Ve biz onu bale olarak oynadık bebeği de. Ve onun hediyesi yani onu öğrendiğinde benim de orada olduğumu öğrendiğinde de bana şey jest olarak Kalınca'da yoğurt ısmarlamıştı. Yani. Ne güzel. Onu yaptı yani. Şimdi Mazlum Çimen bir balet. Bildiğiniz bir balet. İdim. İdi artık emekli oldu. Politi. Emekli oldu. Babası Nesimi Çimen bu hikayeyi burada anlattı Halk TV'de ama o gündüzdü. Şimdi akşam da anlatmasını istiyorum. Nesimi Çimen Mazlum'un babası Paris'te
Abidin Dino'nun evinde. Gerisini Mazlum Çimen anlatacak. Ya bu çok yazıldı, çizildi, anlatıldı. Tekrar anlatayım mı yani? Evet, evet. Bence çok güzel bir öykü. Ya ben, Abidin babada kalıyor. Öbürsü gün de İstanbul'a gelecek. Demiş ki benim erken kalkmam gerekiyor. Abidin baba demiş ki erken kalkmana gerek yok. Senin uçağın geç yani. Erken kalkacak bir saat değil. Olsun demiş, erken kalkman lazım. Çorap alacağım demiş oğlana. O da diyor ki yani çorap alman için erken kalkmana gerek yok. Evde de açılmamış çorap var. Altta da marketler var ya yakında. Yani hiç gerek yok. Yok öyle değilim ki ben. Bale çorap alacağım. Bale çorap alacağım deyince Abidin baba diyor ki lan bale çorap ile senin ne alakan var yani nedir? Benim oğlan bale demiş. Bale okuyor. Abidin baba da çağırmış. Güzin ablayı demiş ki Güzin ya biz kendimizi aydın, işte devrimci, demokrat, ileride falan sanıyoruz. Ulan Allah'ın kalaycısının oğlu bale yapıyor lan bu bizi mahvetti diye. Yani bizi geçti bir anda böyle bir şok geçirmişlerdi. Daha sonra onun güzel mirası o sohbetin şöyle oldu. 6 sene tabii 6 sene sürdü. 6 yıl boyunca yılda 2 kere olmak tabii 2 kere olmak üzere Abidin baba ona tayt gönderdi. Yani bale çorabı dediğimiz tayt, bale taytı göndermişti. Öyle bir anıları da var. Yani ama güzel olan şey şu, sabah yine kalkıyorlar babamın koluna giriyor. Abidin baba beraber, babam bir koltuğun altında cura, bir kolunda Abidin baba. Bale malzemesi satan bir mağazaya gidiyorlar ve oradan bale taytı ve patik alıp geliyorlar. Çok güzel bir şey bu. 30 Mayıs Güzin Dino'nun ölüm yıl dönümüydü. Onu da saygıyla analım. 2013'te aramızdan ayrılmıştı. Aşkını yazdı. Evet. Şimdi bugün Ruhi Suyu da sevgili Mazlum Çimen, bugün Ruhi Suyu da anıyoruz. Ruhi Suya söyleyeceğin bağlamanla bir türkün var herhalde. Ruhi Suya bir ruhuna bir selam gönderelim isterim. Ya şimdi öyle bir sıkıntılı bir şey ki bu yani. Ruhi Baba'dan bahsediyoruz yani. Ruhi Su'dan yani boru değil. Ruhi gerçeği var. Ruhi Baba gerçeği var ortada. Onun eserini seslendirmek biraz zor benim için ama yine de söylemeye çalışıyorum ama gerçekten çok tedirgin edici bir şey Ruhi Su söylemek. Sanıyorum Emin de katılacak bugün programa. Evet. Emin üstten onu dinlemek beni çok daha bahtiyar edecektir. Ama Ruhi Baba'nın Ruhi Baba'nın söylemine, yaşam biçimine, hayata bakışına müthiş saygı önünde eğilerek affola diyerek söyleyeceğim. Çünkü Ruhi Su'ya alışmış kulağım. Bende bile tınlamıyor. Ama sadece Ruhi Baba'nın anısı olduğu için ona saygım gereği. Aslında hiç söylememem gerekiyor ona saygımdan gereği. Doğru. Tamam. Ruhi Baba'dan özür dilerim. Evet. Ağzınıza sağlık Mazlum Çimen. Teşekkür ediyoruz. Konuklar o kadar fazla ki bugün. Böyle evet. 20 dakika, 25 dakikayla bütün konuklarımızı sıraya diziyoruz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Yavuz Selim Demirağ diyor ki... Ben çok teşekkür ediyorum Yüter Dayı, Ruhi Baba yandın. Koronaya değil ama görkemli hatıralara esir düştük diyor Yavuz Selim Demirağ. Yavuz abiye de selam olsun. Yine Ali Kocatepe, Ali Kocatepe güzel mesajını gönderiyor. Bir sesli sorun vardı. Yani o da programı izliyor. Programla ilgili kaygılarını hemen bize iletiyor. Yine Hüseyin Bekar bizim arkadaşımız televizyonlarda yapılan en güzel programlardan birisi. Teşekkür ediyoruz diyor. Biz ona teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mazlum Çimen. Ben teşekkür ediyorum katılan dostlara. Selçuk Balcı da çok selam söylüyor. Selamlar. Tekrar Zülfü abiye saygı sevgiyle Ayşe ablayı öpüyorum ellerinden hürmetlerimi sunuyorum. Yılmaz'a selam. Bütün dostlara çok sevgiler. Sağ olun. İyi akşamlar, selamlar, hoşça kalın.